Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı, koronasız günler diliyoruz. Biliyorsunuz ki pandemi olarak ilan edilen COVID-19 salgını için tüm dünya ülkeleri etkilediği gibi ülkemizi de derinden etkilemektedir. Bu noktada merkezi hükümet, devlet kurumları olan belediyelerle eş güdümlü çalışmak bir yana kendi çaba ve özverileriyle hayata geçirdikleri bir dizi hizmete set koyarak halka yardım etmemize engel olmaktadır. Bu korona sonuçta ülkemizin tamamını ilgilendiriyor ve yerel yönetimler de bundan en fazla etkilenen birimlerimiz. Çünkü vatandaşın her gün talepleriyle, her gün sağlıklı ortamda yaşamasıyla ilgili ciddi bir çaba içerisinde. Ama görüyoruz ki bu çabaları birlerini rahatsız etmiş olmalı ki sürekli aldıkları kararlarla sürekli yaptıkları uygulamalarla maalesef belediyelerimizin vatandaşımıza yapacağı katkıları engellemektedir. Değerli arkadaşlar dün maalesef önceki gün ve dün e, olumsuz bir olayla gene karşılaştık. Halkının her zaman yanında olan her türlü sorununu çözmek için gayret içerisinde olan belediyelerimiz ve örnek bir çalışma sürdüren bu konuda Murat Paşa Odun Pazarı ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız sıcak yemek hizmeti vermekteydi. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kendi imkanlarıyla kendi bazen bütçesinden yaptığı harcamalarla bazen de vatandaşlarımızın aş evine yaptığı bağışlarla sıcak yemek yapıp ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmaktaydı. Bu sadece korona virüsü tehdidi oluştuğundan beri değil, çok önceden beri süre gelen bir hizmetiydi. Ama alınan bir kararla birlikte buraya yapılan bağışlara da el konuldu. Bu anlayışı kabul etmemiz mümkün değil. Yani siz saraylarınızda zevk sefa içinde her türlü ihtiyacınız gideriliyor olabilir. Ama ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın içtiği bir tas çorbada mı gözünüz var? Yani onların evlerine götürülen o sıcak yemek mi sizi rahatsız ediyor? Bu da anlamak mümkün değil. Bunu kabul etmek mümkün değil. Sizler Demin ifade ettiğim gibi bir eliniz yağda bir eliniz balda olabilir. Ama o ihtiyaç sahipli vatandaşlarımız o sıcak yemekle gününü geçiriyor ve o yaşamına devam ediyor. Buna engellemeniz demek gerçekten bu vatandaştan ne kadar da uzak olduğunuzu ve onu anlayamadığınızı gösterir. Tabii aşevleri hesaplarına bir yandan blokeler koyulurken bir yandan da Burdur'da bir olay yaşanıyor. Burdurlu hayırsever vatandaşlarımız Tarım Kredi Kooperatifine başvurarak oradan yardım paketi alıyor. ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yardım paketi alıyor ve belediyemize veriyor. Belediyemizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza buna bunu ulaştırıyor. Bunu bile içinize sindiremediniz. Buradan bile siyaset evirdiniz ve bir baskı kurarak, siyasi baskı kurarak tarım kredi kooperatifini tehdit ederek bu yardım ulaştırma olayını bile engellediniz. Yani istiyorsunuz ki her şeyi biz yapalım, her şeyi biz kontrol edelim. İyi de yapamıyorsunuz. Vatandaşların taleplerini yerine getiremiyorsunuz. Her gün milyonlarca vatandaşımız belediyelerimizi arıyor ve yardım talebinde bulunuyor. Bu anlamda vatandaşının hizmetinde olan belediyelerimiz bu taleplere cevap vermeyecek mi? Tarım Kredi Kooperatifi'nde alınan hayırsever vatandaşlarımızın yaptığı bu bağışları yardım paketi olarak belediyemiz alıyor ve vatandaşımıza ulaştırıyordu. Yani bunu engellemenizin nedeni ne olabilir? Bu kadar partizanlık niye? Yani korona siyasi parti mi dinliyor? Parti ayrımı mı yapıyor? Bu partizanlıktan bir an önce mutlaka ve mutlaka vazgeçin ve artık biz virüsle uğraşırken siz bizimle uğraşmayın. Belediyelerimizle uğraşmayın. Bakın bir konu daha var ki gerçekten aslında bu uygulama bizim de takdirle karşıladığımız bir uygulama. Bunu buradan açıklamak istiyorum. Kocaeli İl Umumi Hıfzı Sığa Kurulu yani e, pandemi kurulu 2020-22 Noğlu kararında Kocaeli Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü ve Kocaeli İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne İAŞ, ibate ve Hijyen Malzemesi desteğinde bulunma kararı almış. Güzel. Yani belediyeye demiş ki ben bu yardımları sana veriyorum. Kurul olarak bu yardımları vatandaşımıza ulaştır. Peki bunu Kocaeli'de pandemi kurulu ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı bunu Kocaeli Belediyesi'ne verirken hissesiniz çıkmıyor. Bu yardım olmuyor da. Niye bizim belediyelerimizin en ufak bir şekilde vatandaşımıza ulaştıracağı yardımların önünü kesiyorsunuz? Yani Takdir ediyoruz Kocaeli Belediyesi'ne verilmiş dağılsın, vatandaşımıza ulaştırsın, varsa bir eksiklik gidersin. Bunu Koca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne yaptırıyorsunuz da bizim belediyelerimizden ne istiyorsunuz? Yani bu kadar partizanlık, bugün içinde bulunduğumuz, gerçekten hepimizi çok yakından ilgilendiren, hepimizi tehdit eden, olağanüstü bu durumda birlik beraberlik içerisinde olmamız gereken ve sizin de her çıktığınızda ilan ettiğiniz bu süreci bize niye bu ayrımcılığı yapıyorsunuz? Yani bizim belediyelerimiz hizmet vermeyecek, sizin belediyeniz hizmet verecek ve siz de buradan siyaset devşirmiş olacaksınız. Aklınız sıra siyaset yapmış olacaksınız. Bu kafayı bırakın, bu aklı bırakın. Olağanüstü dönemlerden geçiyoruz ve lütfen bizim de belediyelerimizin hizmet etmesinin önünü açın. Kaldı ki bakın vefa kurulu kararıyla sosyal yardımlaşma kanalıyla yardımlar dağıtıyorsunuz. O zaman belediyelerimizden yardım istiyorsunuz. Araç istiyorsunuz, personel istiyorsunuz ve belediyelerimizde elbette ki bu topyekun bir mücadele olduğu için hiçbir siyasi düşünce içerisinde olmadan bu vefa kurullarınıza her türlü desteği veriyor yardımları ulaştırmak için. Personel desteği de veriyor, araç desteği de veriyor. Ama siz maalesef belediyelerimiz yardım yapmak istediğinde vatandaşımızın taleplerini yerine getirmek istediğinde bunları karşılamasını zorunuza gidiyor ve buradan siyaset evirmeye çalışıyorsunuz. Bu akıl doğru bir akıl değil. Bu akıl zararlı bir akıl ve bu aklın vatandaşımıza faydası yok. Böylesine yoğun bir dönemden geçerken bakın bugün gene bir işsizlik rakamı açıklandı ve her geçen günde işsiz sayımız artıyor. Bu demek ki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sayısı da bu oranda artacak. Yani belediyelerimizin de bu anlamda yükü artacak. Siz belediyelerimize bu anlamda hizmet yapmasının önünü açmanız gerekirken onları sürekli engelliyorsunuz. Bu da asla doğru değil ve bunu asla kabul etmiyoruz. Demin de söylediğim gibi COVID-19 siyasi parti ayrımı yapmıyor. Bu tehdit hepimize yönelik bir tehdit ve her gün hepimiz bundan etkileniyoruz ve her gün vatandaşlarımızı, yurttaşlarımızı kaybediyoruz. Bununla eğer mücadele edeceksek samimi olun, sözünüzde durun, bu işi ...birlik ve beraberlik içerisinde... ...sürdürelim. Tabii... ...bir konuyu daha belirtmemiz lazım. Belediyelerimiz... ...her gün vatandaşlarımızın... ...hijyenini sağlamak için... ...birçok alanda... ...sterilizasyon çalışmaları yapıyor. Vatandaşımızın... ...maddi manevi... ...ihtiyaçlarını gideriyor. Her anlamda... ...ona bu süreci... ...daha hafif atlatması için katkıda bulunuyor. Bunun beraberinde de ciddi bir maliyetlerle de karşı karşıya. Zaten geçmişte bir krizin ortasındaydık, bir ekonomik krizin derinlemesine içindeydik. Ardından COVID-19 salgınıyla karşı karşıya kaldık ve belediyelerimiz de ciddi bir maliyetle karşı karşıya kaldı. Bundan dolayı da şu anda bütün belediyeler ciddi bir sıkıntının içerisinde ve onların hizmetleri de süreklilik arz ediyor. Yani bir gün yaptım, ertesi gün yapmama durumunda değil. Mutlaka hizmetlerini sürdürmesi lazım. Demin söylediğim gibi hazineden aldığı pay düştü. Krizden dolayı vergi gelirlerinin yeterince toplanamamasından dolayı hazineden aldığı pay düştü. Bunun yanı sıra bazı gelirlerini erteledi. Kira geliri gibi Diğer gelirler gibi su gelirleri gibi erteledi. Ardından vatandaşımıza bazı konularda indirimler yaptı. Haliyle yükü arttı. Bu anlamda mutlaka bunun merkezi yönetim tarafından telafi edilmesi lazım. Ve buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Eğer belediyelerimizin Covid-19 salgınını bu korona belasından kurtulmamızı için bize her türlü hizmeti veren belediyelerimizin yerel yönetimlerimizin bu hizmetleri sürdürebilmesi için mutlaka onların güçlendirilmesi, kaynak sağlanması lazım. Zaten bağış almasını engellediniz. Her türlü destek almasını engellediniz. Her türlü bu anlamda katkıyı engellediniz. Bari bari bazı konularda siz destek verin de hiç değilse belediyelerimiz de bu zorunlu, bugün hayati önem taşıyan bu hizmetleri verilebilsin. Bu konuda bir çağrıda bulunarak diyoruz ki mutlaka ama mutlaka genel bütçe vergi gelirlerinden belediyelere aktarılan payın en az yüzde elli bu dönem için artırılması lazım. Nisan ayında yapılan maalesef kesinti yapmıyoruz dendi ama bu kesinti Mayıs ayından itibaren gerçekleşecek. Nisan ayında yapılan kesintiler mutlaka belediyelerimize geri iade edilmelidir. Ayrıca belediyelerin taşıma hizmetlerindeki katma değer vergisi oranı mutlaka düşürülmeli ve bu anlamda e, özellikle e, sudan alınan e, katma değer vergisi de %8'den %1'e düşürülmeli. Kısacası eğer belediyelerimize belli hizmetleri yüklerken sürekli belli görevleri yüklerken eğer onun, o hizmetleri sürdürmek için belli bir gelir aktarımında bulunmazsanız bu bela içinde bulunduğumuz bu pandemi olayı, COVID-19 olayı daha da fazla yaygınlaşır, bizi daha da fazla tehdit eder ve sağlığımızı da çok yakından ilgilendirir. O anlamda tekrar yenilemek istiyorum. Eğer bu hepimizin mücadelesi ise birlik ve beraberlik içerisinde bu mücadeleyi gerçekleştireceksek lütfen belediyelerimizin üzerindeki baskıyı kaldırın. Belediyelerimizin hizmet vermesi için yaptığı o engellemeleri kaldırın ve belediyelerimize kaynak sağlayarak bu beladan kurtulmamız için gereken ortamı yaratın. Bu konuda tekrar sizlere uyarmak istiyoruz ve koronasız hep birlikte sağlıklı, güzel günler diliyoruz. Teşekkür ederim arkadaşlar. merkeze mektup gönderdiğini söyledi. Eee genel merkeze mektup göndermesi doğru mudur? Bu tür tehdit ve saldırılar ilişkin e, söyleyeceğiniz bir şeyler var mı? Bir tehdit ister belediye başkanımıza yapılsın, ister vatandaşımıza yapılsın. E, sonuçta kabul edebileceğimiz bir şey değil. Mutlaka eğer Türkiye'de yargı kaldıysa, gerçekten adalet varsa mutlaka bu anlamda bu tehdidi yapan kişiye gerekli Cezayı uygular. Genel merkeze her gün yüzlerce, binlerce mektup geliyor. Göndermiş olabilir, ee, ama e, ne niyetle gönderdiğini ve içeriğini bilmiyorum. E, kim olursa olsun bu tehdit yapan yanına kar kalmamalı. Mutlaka bugün Türkiye'de kalan ne kadar kaldıysa o hukukla da gereken cevabı verilmeli. Evet, çok teşekkür ederim arkadaşlar.